Siz Eylül Acar'ı nereden tanıyorsunuz? Efendim, oğlumla kızımın sınıf arkadaşı. Ben Eylül'ü bir senedir tanıyorum. Annesi onu o zamanlar yetiştirme yurduna bırakmıştı. Annesini tanıyor musunuz? Evet, bir süre benim evimde çalıştı ama sonra ailevi sebeplerden ayrıldı. Siz Eylül Acar'ın Kemal Yılmaz tarafından taciz edildiğini gördüğünüzü beyan etmişsiniz. Sizin yanınızda olay nasıl cereyan etti? Şimdi iftiralarını peş peşe sıralayacak avukat bey, aman diyeyim itiraz etti itiraz. Kemal Bey, sizden rica ediyorum lütfen benim işime karışmayın. Efendim, yaklaşık 2 ay önce kızım Defne hastalanmıştı. Ödevlerinde yardıma ihtiyacımız vardı. Ben de Eylül'ü aradım. Bana bir şeyler oluyor kız Mesude. Kemal, Kemal ne oluyor? Benim tansiyonum mu oynadı nedir? Bayılacak gibi. Bu kadar iftirayı kaldırmadı tabibim ya. Alarm veriyor hala. Yok yok. Yok. Bana bir şeyler oluyor. Ben fenayım. Avukat bey, doktor filan çağırın, bir şey yapın, bir şey. Sayın hakim, kanı dinlemeye başlamadan evvel müvekkilimin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya ara vermenizi talep ediyorum. Araya gerek yok, mübaşir devire götürsün. Ay, ay çok fena. Çok fenayım. Beni yetiştirin. Beni yetiştirin avukat bey. Beni doktora yetiştirin. Sana da yazıklar olsun kız. Kesin numara yapıyor. Nazan gerçekleri anlatacak. Korktu, ondan kaçtı. Buyurun, devam edin. İşte dediğim gibi yardıma ihtiyacımız vardı ders konusunda. Ben de Eylül'ü aradım. O da evde olacağını söyledi. Onu almak için evlerine gittim. Ne diyor bu ya? Nerede evi? CD'yi söyleyemiyor ya, o kısmı atlıyor. Ha, tamam. Evde kimler vardı? Kemal ve Eylül vardı. Sokak kapısı aralıktı. Ben böyle gürültüler duydum. İçeri girdim. Beni görmediler. Lütfen devam edin. Ne gördünüz? Kemal Eylül'e tecavüz etmeye çalışıyordu. Köşeye sıkıştırmıştı. Olamaz. Olamaz. Yalan. Yalan olamaz. Olamaz. Olamaz.
Kusura bakmayın. Biraz kötü oldum. Benim de o yaşta bir kızım var. Görünce ne yaptınız peki? Dışarı çıktım. Hemen kapının önünde bir taş vardı. Onu alıp cama fırlattım. En azından korksun diye. Ya beni de görsün istemiyorum. Ben o adama bulaşmak istemiyorum çünkü. İşte o arada gürültüye komşular geldi. Orası öyle kalabalık olunca. Kızcağız da öyle kurtuldu işte. Yalan konuşma! Sen de onlarla birsin. Sen de sevmiyorsun Kemal'i. Ben sana kızına inan demiştim. Hatırlıyor musun? Bir bildiğim vardı da o yüzden. Şimdi anladın mı? Tamam. Bu kadar yeterli hanımefendi. Yerinize geçebilirsiniz. Sekiz. Gayet iyi. Allah Allah. Ben kötüyüm diyorum ama hemşire hanım neden inanmıyorsunuz? Belki siz yanlış ölçtünüz tansiyonumu. Yahu benim başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Bayılacak gibi oluyorum. Bir daha ölçü verseniz. Gerek yok. Doğru ölçtüm. Madem o kadar kötü hissediyorsunuz biraz uzanıp dinlenin o zaman. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Nazan karısı nereden çıktı? Ne güzel mahkemede temize çıkıyordum. Ama daha her şey bitmedi. Ama Kemal gelmedi daha. Önemli değil. Yavaş kardeşim dikkat etsene. Karar, Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı maddesinin 103. fıkrası gereğince sanık Kemal Yılmaz'ın üvey kızı Evrül Acar'a karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüsten 2 yıl hapsine karar verilmiştir. Eylül, canım benim. Geçti, bitti.
açıldı. Teşekkür ederim. Bitti Eylül, kurtuldum. Kurtuldum kardeşim o sapıktan. İnanmadın ama onlar inandı. Sen beni kaybettin ama ben yine de kazandım. Anasını satayım. Hala iyileşemedi mi? Bak ben size söyleyeyim, kaçmış olabilir. Çocuklar, size kötü bir haberim var. Hayırdır inşallah? Kemal hiçbir yerde yok. Kaçmış. Allah'ın cezası. Kaçmış mı yine? Nasıl ya? Ne demek kaçmış? Nasıl kaçar? Ya nasıl olur böyle bir şey? Ben size bir iyiliği olduğunu söylemiştim. Şaka değil mi bu? Şaka bu. Şaka. Şşş, tamam. Korkma. Korkma, hemen bulacaklar. Korkma. Tamam. Çekil önümden be, ne yapıyorsun? Kocamı tutukladılar biliyor musun? Ama çok büyük hata yapıyorlar. Kemal Eylül'ü evladı gibi sevdi. Kemal yapmadı öyle bir şey. Yapmaz. Kemal'im yapmaz. Anladın mı? Yapmaz. Çekil. Delirmiş resmen bu. Kemal öyle bir şey yapmadı diyorum, anlamıyor musun? Kemal'im yapmaz! Yapmaz diyorum! Yapamaz! Yapamaz! Eylül, tamam yeter, üzülme artık. Ya bugün yarın bulacak da o herifi. Biliyorum. Sadece sinirlerim bozuldu. Sanki tüm olup biteni baştan yaşamışım gibi. Hepsi geçecek. Unutacaksın kardeşim. Hepiniz iyi ki varsınız. Siz olmasanız asla cesaret edemezdim. Bu kararı sen verdin Eylül. Ya biz olmasak da sen bir gün yine cesaretini toplar anlatırdın her şeyi. Eylül, hemen yurda gitmen gerektiyse bir yerde oturup biraz konuşalım mı? Ya Feride Hanım'ın bugün nişanı var. Ona hazırlanacaktık.
Hadi. Benden kurtulacağını mı sandın kız? Ne laftan anlamıyorsun lan! Emin misin? Dur bekle, ben polisi arıyorum. Sus. Dur, 5 dakika sonra ararsın. Yeter! Yırtık senden! Yeter! Yok! Yeter! Allah'ın cezası! Allah'ın cezası! Sürek! Allah kahretsin seni! Neriman Hanım. Hah, iyi ki geldin Feride. Ben çıkıyorum. Nereye? Kuaföre. Akşam nişan var ya, unuttun galiba. Hazırlanmam lazım. Yurt sana emanet. Pardon da Neriman Hanım. Nişanlanan benim yalnız. İzinli olması gereken biri varsa o da benim. Kuaföre gitmesi gereken biri varsa kesinlikle benim. Ama sen her halinle güzelsin Feride. Baksana bir kendine, ışıl ışılsın. Esas benim hazırlanmam lazım. Yani böyle çıkamam ki insan içine. Ama saçlarımı yaptırmam lazım. Aa, dediğin şeye bak. Kızlarda maşa var. 2 dakikada yaparlar saçını. Heh. Yani ben kuaförden randevu almıştım. Şimdi gecikirsem sıramı kaparlar vallahi. Hadi akşama görüşürüz. Ben bir hava almaya gelmiştim amirim. Allah yarattı demediler, dövdüler. Olayından şikayetçi. Kes lan. Bir de mahkemeden kaçmışsın. Tutuklanman çıkmış zaten. Ya arkadaşlar polis gelene kadar kaçmasın diye dövdü abi. Amirim. Vallahi de billahi de ben masumum. Siz çoluk çocuk diye bunlara inanmayın. Bakın, hakime de söyleyin, bir daha düşünsün. Günahına girmesi bu masum adamın. Yürü. Cehennemin dibine kadar yolun var pislik. Ben kazandım, anlıyor musun? Yenilmedim sana. Bu gidişin bir de dönüşü var Eylül. Gir lan içeri, gir, gir. Müsaade ederseniz artık karımı arayabilir miyim? Yakalandığından haberi yok değil mi? Yok. Merak etmiştir şimdi garibim. İyi. Tamam, ara. Yalnız kısa kes. Birazdan sevgi için seni almaya gelirler. Tabii amirim. Nasıl emrederseniz. Ne yapıyorsun sen? Ne elindeki? Hiç. Cebimde kağıt kalmış da onu atıyordum amirim. Önemli bir şey değil. Çök. Alo. Nasıl olmuş? Alo. Abi ben Kemal. Tamam, merak etmeyin. Aradığınız kızlar koşu yolu yetiştirme yurdunda kalıyor. Haberiniz olsun. Aferin sana koşu. Sonra beni bulu deşelim, tamam mı? Tüccar abi arayın hemen. Kızlar bulundu. Oh,
Gel abi. Konuştun mu? Konuştum amirim. Allah razı olsun sizden, sağ olun. Çok sağ olun. Feride güzel hazırlık yapmış. Maşallah. Pek de özenmişler. Ben de onlarla oyun oynayabilir miyim anne? Oynayabilirsin tabii kuzum. Oynarsın. Maşallah Emine Hanım, kendini anne dedirtecek kadar sevdirmişsin çocuğu. Ben de onu evladım ben dedim Meryem Hanım. Allah sizden razı olsun. Allah Feride Hanım'dan da razı olsun. Bir evlat kaybettim ama ben sayenizde bir evlat kazandım. Sağ olun. Maşallah, maşallah. Ne oldu Rüstem Efendi? Hiç. Bir değişik olmuşsunuz Hediye Hanım. Değişik mi? Yani güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Feride Hanım çok güzel olmuş. Evet. Saçları nasıl olmuş peki? Bayıldım. Ellerine sağlık. Ben yaptım. Tabii ki güzel olacak. Kız Meral, 40 yılda bir işe yaradı bildiğin güzellik şeyleri. Aferin kızıma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah müstesin. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay çok güzel olmuşsunuz maşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun Neriman Hanım. Afiyet olsun. Görüşürüz sonra. İyi geceler. Sağ olun. Ay çok güzel olmuşlar. Ha bakın. Merhabalar. Güney. Aşkım, ne haber? Dur Güney, ya herkesin için aşkım falan deme. Sizin burada ne işiniz var? Nasıl ne işiniz var kızım? Allah Allah, Toprak Hoca bizim de hocamız herhalde. Geldik, ne var? Aynen. Hatta bir tebrik edip gelelim. Durun, durun. Biz de daha tebrik etmedik. Beraber gidelim. Olur. Hadi. Oradalar. Arkanda. Buradan gel, gel. Ben de buradan. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkürler. Feride. Tebrikler Feride Hanım. Canım. Teşekkür ederim. Hocam. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadar. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Ya çok teşekkürler. Asıl siz çok güzelsiniz. Sağ ol canım benim. Eğlenelim. Benim güzellerim. Tebrik ederim Feride Hanım. Cümleçim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Mutluluklar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Feride'ciğim, kamerayı alıyor musunuz? Şurada.
yaktığı belli olmuyor da onun için. Allah mest etsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Toprakçım ya. Altını bağladığım günler dün gibi aklımda. Sen ne zaman büyüdün de evlenmelere kalktın be oğlum? Anne. Ayol, kız annesi olarak ben bile böyle ağlamadım. Ay. Anneciğim, dur. Anneciğim, lütfen. Allah mest etsin Feride Hanım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Toprak, oğlum. Hazır zamanı gelmişken sana mutlu bir evliliğin sırrını vereyim. Neymiş babacığım, sevgi mi? Tabii onun da faydası olur ama esasen mutlu bir evliliğin sırrı karının her dediğine hı demekten geçer. Necdet. Hı. Gelir misin? Hı hı. Tabii karıcığım. Toprak, Feride, hadi dans aç, çocuklar bekliyor. Balarısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Çocuklar, hadi dansa. Hadi. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Abi, kızları takipteyiz. Yalnız burası çok kalabalık. İstediğin işlem şu an için çok zor. Er ya da geç yalnız kalacaklar nasılsa. O zaman harekete geçersiniz. Tamam abi.
mutlu gecemiz. Hani beraber de bir göbek atmayı hak ettik ama değil mi? Hak ettik Kadercim, doğru söylüyorsun. Ulan o Kemal'in bir hapishaneye girdi ya. Sabah kadar göbek atacağım anasını satayım. Ben de sana eşlik ederim anasını satayım. Ya, bir adamlar kaldı. Hangi adamlar Meral? Bir şey değil ya. Yarın yurtta anlatırım. Canım benim, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler canım, sağ ol. Tebrikler. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi geceler, ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Feride Hanım, biz de müsaadenizi isteyelim. Malum yurt uzak, anca gideriz. Kızlar, annemle halamlar bu gece misafirhanede kalacaklar. Siz bende kalsanıza. Yok, biz rahatsızlık vermeyelim. Olur mu öyle şey? Çok mutlu olurum. Hem kız kıza nişan dedikodusu yaparız. Tamam, olur, kalırız. Ay, canlarım benim. Ha, evin anahtarı içeride hazırlık odasında benim çantamda olacaktı. Oradan alırsınız. Ben de diğer misafirleri yolculayıp gelirim, tamam? O zaman biz sizi götürelim eve. Evet, evet. Cenk, kızlar size emanet. Kapının önüne kadar bırakın ama, tamam mı? Tamam hocam, merak etmeyin. Hadi bakalım, evde görüşürüz kızlar. Görüşürüz Feride Hanım. Görüşürüz Feride Hanım. Görüşürüz. Ay, canlarım ya. Teşekkür ederiz. Canım, görüşürüz. Çok yoruldum ya. Uf, ben de sorma ya. E yat hızlı bana o zaman kızım. Neriman Hanım'ı aratmıyorum diyorsun yani Songül. Sus kız. Vay be kızlar. Neler yaşadık ama hepsini de atlattık değil mi? E, Kemal tutuklandı, daha ne olsun? Aynen ya. Meral, uyudun mu kız? Canım ya, nasıl yorulmuş? Ya, ışıkları kapayalım da alarm kur Songül. Feride Hanım gelince uyanırız. Dur kader, uyuyakalırız. Ay, yok, bir şey olmaz. Uyanırız. Ya uysana. Ya
artık. Işıklar söndü işte. Tamam, yavaş yavaş hareket edelim. Sen burada kal. Çabuk gidelim.